Yazın bana. Pikaptan başka bir şey gözükmüyor ki abi. Sayın Valim, müsaadeniz efendim. Efendim şimdi, tabii o gece burada neler olduğunu konuşacağız. Dursak, nasıl bu kadar palazlandı? Bir darbe girişimine yeltenecek kadar bu cesareti nasıl buldu, nasıl güçlendi? Hayır, hiç. Bunlar hiçbir sorulacaktır. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri değil, Fethullah Silahlı Kuvvetleri'ne hazırlıyor olacaktır. Yani baktığımız vakit... Aslında en kritik noktalardan birisi o gerçekten. Evet, burada evet. 25 yıldır ondan sonra zeki öğrenciler gerçekleştirmek için daha farklı yöntemler kullanılır. Ama buradaki örgüt devletin içerisine yerleşmek suretiyle devlet gücünü, devletin makamlarını kullanır. Şimdi efendim tabii isterseniz bu gece neler olmuştu kısmına gelelim şimdi. Sayın Murat Balcı. Anları yaşadığımız bu gecede 3 sene önce yaşadığımız o kahramanlık gecesini bu akşam yeniden gönüllerimizde yad ediyoruz. Hem hizmetimizi, bu milletimizi ilelebet payidar ve bahtiyar eyle. Ya Rabbi, okuduğumuz hatimleri, Kur'an tilavetlerini, dualarımızı, yapılan dualarımızı, niyazlarımızı dergahında kabul ve makbul eyle ya Rabbi.
Ya Rabbi öncelikle Hazreti Peygamber Efendimiz'e, bütün peygamberanı Zişan Efendi'ne, güne imanla şereflenen, ahirete göçen bütün iman kardeşlerimize hediye ediyoruz, ikram eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi o günden bugüne şehit olan bütün şehitler, buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek şehadet. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, ikna etme ve delil sunma şeklinde bir yöntem ortaya koymuştur. Kur'an-ı Kerim geçmiş ümmetlerin atalarından 15 Temmuz darbe girişimini ben de TV izlerken o arada eşim geldi. Bir hareketlilik var diyorlar. Boğaz köprülerinde işte askerler falan var şeklinde bir olaydan bahsetti. Neler oluyor dedi. Ben de ona çok iyi şeyler olmayacağını, işte bu durumun geçmişteki görüldüğü gibi işte askeri bir darbe olma ihtimali olduğunu söyledim. Darbe nedir falan dediğinde de Allah sonumuzu ayırsın. İnşallah sabah her şey yerinde olur, her şey normal olur, düzelir dedim. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Geçmişten bu yana ülkemizin başında her zaman işte bir hareket, ülkede bir sıçrama, bir atak, bir şey olduğu zaman askeri darbeler olmuştu. Yalnız bu darbeyi şöyle değerlendirdim şahsen. Darbeler genelde bir takım hükümet sistemlerinde problem olduğu zamanlar gerçekleşmiş. Demokrasiyi ya da işte meclisi ya da işte anayasayı korumak adına asker yönetime el koymuş. Fakat burada farklı bir durum vardı. Burada her şey yolundayken bir darbe oluyordu. Bu darbe olamaz, bu işgal olabilirdi. Bu şekilde bakaraktan Kastamonu'da herhangi bir olay olup olmadığını takip ettim. Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'na kadar geldim. Meydanda bir hareketlik yoktu. Askeri kışlalarda bir hareketlik yoktu. Bir problem olmadığını düşünerekten evime geri dönüp TV'den durumu izleyerek eşimi, dostumu bilgilendirmeye çalıştım. TV programında, programlarında tamamen izlediğimde işte TRT1'de darbecilerin bildirici okutturmaya çalıştığını gördüm. Fazlaca şehidimizin olduğunu, halkımızın darbeyi bastırmak adına tüm gücüyle Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokağa döküldüğünü, askeri kışlaların önlerine barikat kurduğunu, işte tankların ve askerlerin görevini yapamaz hale getirmeye çalıştıklarını gördüm. 251 tane şehidimiz olduğunu ve binlerce gazimiz olduğunu gün ağardığında öğrenmiş olduk. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın açıklamalarıyla, Genelkurmay Başkanımızın açıklamalarıyla darbenin bastırıldığını duymakla birlikte o korkulu rüyadan uyanmış olduk. Can gerekti onlar, bin can verdiler, çekilmediler billah iste. Muhammed Aleyhisselam, Esad Muhammed Aleyhisselam, Esad Muhammed Aleyhisselam, Esad Muhammed Aleyhisselam. Öyle bir vatan düşmanı çeksin o melun zilleti. Kahret vatan düşmanı. Askerin içinde birinci uçak. Of of, gel o herada doğurmaz böyle bir aslan. Allah Allah deyip geçer genç Osman. Ah!
Ulan sen edene. Aleyküm.